Kristalografi aslında bir teşhis yöntemi, yani bir tedaviye yol açan bir yöntem. Yani daha sonrasında anjiyografi dediğimiz zaman netleştirelim. Anjiyografi damarların filmini çektiğimiz bir film aslında, bir görüntü. Daha sonrasında eğer tıkalı bir damar varsa açma işlemi balon, stentle. Bu aynı şekilde beyne giden damarlar, kalbe giden damarlar, bütün damar yapıları için geçerli bir kavram, öyle diyelim. Ama anjiyografiye giden bir yol aslında kişinin riskini belirlemekten geçiyor. Yani o kişi kalp riski dediğimiz, demin saydığımız kilo, sigara, kolesterol değeri, bel çevresinin kalınlığı diyelim, açlık kan şekeri, bunların hepsi bir değer alıyor bizim risk skalamızla. Tansiyon değeri. Bu risk skalasına göre eğer çok yüksek risk skala grubunda çıkıyorsa tetkiklerimizi basamak basamak gidiyoruz. Hiçbir şikayeti yok. Herhangi bir sıkıntı hissetmiyorsa günlük hayatında, riski çok yoğun olan kişilerde bazen tomografik anjiyo dediğimiz sanal anjiyografiye başvurabiliyoruz. Ama klasik anlamdaki anjiyografiyi herkese yapmıyoruz. Yapılmaması da gerekiyor. Onu çok net söylemek gerekiyor. Çünkü ufak da olsa riskleri olan prosedürler bunlar. Dolayısıyla herkese hemen çektiğimiz tetkikler değil, ön aşamasının olduğu tetkikler, şikayeti olan başka tetkiklerimizde, örneğin bir efor testinde, ekokardiyografide problem bulduğumuz hastalarımıza klasik anjiyografi yapıyoruz. Amacımız orada bulduğumuz problem yaratan damarı tedavi etmek aslında. Dolayısıyla anjiyografi teşhis derken önce kişinin riskini belirlemek gerekiyor. Bunu aslında şöyle diyoruz, işte deprem riski olan bir binayı tespit etmek gibi. Onu sonra sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kişinin riskini, temelinin ne kadar sağlam olup olmadığını tayin etmemiz gerekiyor. Burada hemen söyleyelim, ailesinde kalp damar hastalığı olan bir kişi en büyük risk puanını alıyor. 3 katı risk neredeyse, 2,5-3 katı. Sonra burada genetik sigara. Geçiş çok önemli o zaman. Evet, yani genetik geçiş çok sık değil ama çok kuvvetli bir risk. Çok kuvvetli. Sonraki en yüksek risk nedir? Sigara. O da 2-2,5 kat riskini artırıyor. Yani diyelim ki 45 yaşında bir erkek bize geldi. Babası 40 yaşlarda kalp krizi geçirmiş. Bir paket sigara içiyor. Tansiyonu normal ama kolesterol de hafif sınırdaysa, yaşıtlarına göre kalp krizi geçirme riski inanın 8-9 kat artmış. Yani bu kişi çok riskli bir pozisyonda oluyor. O zaman yapacağımız tetkikleri ona göre yönlendiriyoruz. Yüksek tansiyon nedir hocam? Yüksek tansiyonun kalp damar hastalıklarında ne gibi önemi vardır ya da nasıl tetikler diyelim aslında? Şimdi yüksek tansiyon da bugün bu yıllardaki en çok aslında ki bizim için sıcak konu, tansiyonun tanımıyla ilgili. Klasik olarak yüksek tansiyon dediğimiz zaman 14-9'u anlıyoruz. Yani büyük tansiyon dediğimiz değer 14, küçük de 9'un üzerinde olan durumlarda biz yüksek tansiyon hastalığınız var diyoruz hastalarımıza. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yüksek